Aman beygir, sıkı dur şimdi. Duyduk, duymadık demeyin. Bu gece bin... Dur yahu. Bu gece bin... Aman! Neyse, zaten öyle zor oluyordu. Bu gece bin... Bin... Dursana yahu. Düşeceğim. Efendim, duyduk, duymadık demeyin. Bu gece bin... Yine mi ya? Amanın, yakalandık. Karagöz. Buyur Hacivat. Neden yapıyorsun bunu? Bir ferman okutmadın bana. Canım şaka yapayım dedim. Kızacak ne var? Öyle şaka mı olur? Az kalsın düşüyordun beygirden. Madem beni engelledin, bu fermanı sen okuyacaksın. Ben nasıl okuyayım onu? O kadar uzun yazı okuyamam. Uzun değil, korkma. Beygire bineceksin. Ben beygire deh diyeceğim, beygir koşacak. Sen de bin, bin, bin diyeceksin. Yok acı bak, kalsın. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Sen bana hakkını helal et, ödeşelim bence. Ödeşmek böyle mi oluyordu yahu? Yeter Hacivat, bende yükseklik korkusu var. Sanki kavak ağacının tepesine çıktık. Dur 2 dakika. Duyduk, duymadık demeyin. Bu gece bin aydan hayırlı Kadir gecesidir. Ana, o bin, bu bin miymiş? Bu gecenin yüzü suyu hürmetine mahallemizin camisinde dualar edilecektir. Herkesi teravih namazına bekliyoruz. Duyduk diyeni bilmem de, duymadık diyen var mıdır acaba? Çarşıya gidip komşulara da haber verelim öyleyse. Verelim Hacivat, sevaptır. Hay Allah sizden razı olsun dostlar. Bugün hep evdeydim. Duyurudan haberim olmadı. Cümlemizden çele. Evet. Tuzsuz bu. Evet. Bundan sonra duyuruyu bu adama yaptıralım. Kulağım az duyar. Ben bile 40 mahalle öteden duyarım. Hayırdır ağalar? Neye gülüyorsunuz? Sesinin yüksekliğine hayran kaldık azizim. Hacivat yerine duyuruyu sen mi yapsan acaba dedik. Eyvallah. Öyleyse bir duyuru da sen yap Tuzsuz Efendi. Bu vesileyle duymayan kalmaz. Tamam Hacivat. Memnuniyetle. Senin beygiri ödünç alabilir miyim? Hay hay efendim. Gözünü seveyim. Ottan, sebze meyveden uzak dur. Hey, duyduk duymadık demeyin be. Hacivat. Efendim gözüm. Mesela sana deseler ki konuşmadan derdini anlat. Ne yaparsın? Sessiz tiyatro oyunu oynarım. İşaretlerle anlatırım. Yok ya, olmaz o. Yapamam ben öyle. Yapamam mı? Ne oldu ki? Ya öylesine sordum. Allah Allah. Ne oldu buna şimdi? Sabah keyifliydi. Selamın aleyküm Hacivat. Ve aleyküm selam. Karagöz'ü gördün mü? Az önce yanımdan ayrıldı. Hayırdır inşallah. Benden bunu istedi. Acil demişti. Bir kesede para verdi. Ama içime sinmedi. Bu kağıdı ve parayı ona verir misin görürsen? Benim işlerim var. Olur veririm. Allah Allah. Aynı bizim ferman gibi. Acaba ne? Bir de acil demiş. Karagöz bu kağıda bu kadar para verdiğine göre kesin değerli bir şey. Tüccar da para istemediğine göre kesin değersiz bir şey. Kafam karıştı. Değerli mi, değersiz mi? Ahan da değerli olduğu belli oldu. Dur, dur keçi dur. Değerli bir şey o. Selamun aleyküm gözüm. Aleyküm selam Hacivat. Ne yazıyor orada? Bilmem. Yahu neden bu kadar para verdin öyleyse? Gerçi tüccar istemedi ama. İstemedi mi? Al, içine sinmemiş. Hep diyordum, iyi adam ama imkan verilmiyor. Nedir bu kağıt? Hacivat, benim sana bir şey söylemem lazım ama gülmeyeceksin. Gülmem. Söz mü? Söz. Ben çok dua bilmiyorum, malum. Bugün de Kadir gecesi, böyle güzel bir günde güzel dualar etmek lazım. Ben de tüccardan içinde dualar yazan bir kağıt istedim. Canım ne güzel işte. Ne var bunda gülecek? İyi de ben okumayı da bilmiyorum. ne olacak şimdi? Şu mübarek günde hiçbir şey yapamayacak mıyım ben şimdi? Olur mu öyle şey Karagöz'üm?
Duyuruda da yazdığı gibi bu gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Yapacağın her şey daha makbuldür. Ne yapabilirim ki? Tövbe edersin, namaz kılarsın, bildiğin duaları edersin. Bak, onları yapabilirim. Hem biliyor musun, kitabımız Kur'an-ı Kerim de bu gece indirilmeye başlanmış. Yapma ya, bak bunu bilmiyordum. Öğrenmenin yaşı yok gözüm. Hem sana güzel dualar da öğreteceğiz. Hiç merak etme. Yaşa be Hacı Cavcav. Maşallah tuzsuz. Herkes gelmişti bugün. Bir ben bağırdım, bir beygir. Yarış yaptık. Keçi de getire getire kendi gibi birkaç davar getirmiş. Bütün gece ot yediler caminin bahçesinde. Efendiler, 1000 geceden hayırlı, dua kapılarının ardına kadar açık olduğu şu mübarek günde Allah dualarınızı kabul etsin. Amin.